Bu maaş bekleyen EYT'li arkadaşlarımızın durumu ne olacak? Bu zam dönemlerinde nasıl olacak? Refah payı alacaklar mı? Mesela Temmuz'dan sonra başvuran arkadaşlarımız soruyorlar. Biz de alacağız mı mesela refah payı ya da zam? Alacaklar, evet. Refah paylarını alacaklar. Birleştirilecek çünkü refah payıyla enflasyon farkı beraber alacaklar. Şimdi EYT yasası henüz meclisten geçmeden EYT'nin meclisten geçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, meclisten geçmeden henüz bakın EYT yasası 3 Mart'a çıkmadan bir 6 ay öncesinden ben şunu söylüyordum. Devletin kurumları, memurları hazır mı? Devlet bu kadar kişinin emeklilik başvurusu için altyapısını hazırladı mı? Geç kalınmamalı, bir an evvel açıklanmalı ve altyapı hazırlanmalı. Aksi Doğru. halde emeklilik süreleri çok uzun olacak, kargaşa olacak, çok sıralar olacak. Ama şu anda çok sıra derken, bakın sıralardasınız, evraklarınız içeri hızlı hızlı alındı. Ama içeride sırada bekliyorsunuz. Siz kapıda beklemiyorsunuz, evrağınız bekliyor. Demek ki sıra hala size gelmiyor. Ve bu sürecin ben Eylül-Ekim ayına kadar uzayacağını en son Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın ana haber programında söylemiştim. Evet. Birkaç ay önce dedim. Ekim ayına kadar, Eylül-Ekim ayına kadar süreç minimum düzeyde uzayacak. Onun üstüne de çıkabilir ama herkes için süre uzamaz. Müracaatta bulunup da emekli aylığını alanlar var, alamayanlar var. Şu anda her gün mesela bugün de yine emekli aylığını sistemde görenler oldu. Dün de görenler oldu. Pazartesi günü görenler de olacak. Bir taraftan işlemler devam ediyor. Bir taraftan da günlerini tamamlayanlar tekrar müracaatta bulunuyorlar. Artık müracaatta bulunanların sayısı az. Daha Evet. çok hızlı bir şekilde emeklilik işini takip ediyorlar ve bu süreç Eylül-Ekim ayına kadar uzar diye düşünüyorum. Ondan sonra da uzayacak da artık müracaatlar az olduğu için daha hızlı çözülür diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah öyle olur. Peki bir de şunu soracaktım. Bir de mesela bekleyen EYT'lilerin başvurusunun üzerinden 90 gün geçtikten sonra bir avans alma hakları tanındı diye haberler çıktı. Biz de bu haberleri teyit ederek paylaştık tabii ki burada. Ama birçok arkadaşımız mesela SGK'ya gittik ama böyle bir şeyden haberimiz yok. Böyle bir avans sistemi yok dediler diyor. Oysa ki bu hani bayağı bir hani resmi olarak yayınlandı diye biliyorum. Sizin bir bilginiz var mı bununla ilgili? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı sosyal güvenlik uzmanları, kurumda görev almış uzmanlar, kurumda görev aldıkları için özel sektörden çok, yani milletten de çok uzaklar. Onlar da böyle milletvekilleri gibiler. Kurumun Evet. içindeler, dışarıya çıktılar şimdi. Dışarıda da kendilerine de sosyal güvenlik uzmanları uzmanıyız diyorlar ve bu işleri bizim yaptığımız işleri yapmaya başladılar. Geçmişte de bize de çok karşılardı. Sosyal güvenlik uzmanlarına ne gerek var diyenler şimdi sosyal güvenlik uzmanı oldu. Evet. İlk başlarda ya kardeşim kimseye ücret ödemenize gerek yok, ben size bilgi veriyorum diyenler şu anda onlar da ücretli sosyal güvenlik danışmanı oldular. Bu Evet. kişilerin yorumlarının çoğu gerçek hayatla bağdaşmıyor. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız diyor, onların hiçbir tanesi de olmaz. Şu anda evet 100 günlük bir süre olmuş. Bu 100 günlük süre içerisinde avans verilmesi gerekiyor. Memur zaten normal aylığı da bağlayamamış. Bu eskisi gibi düşünmeyin. Olağan bir durum yok. Olağanüstü bir durum var. Binlerce kişinin zaten emekli aylığını hesaplamaya çalışırken kimsenin şu anda avansıyla ilgilenemezler. Bu nedenle bununla da kimse ilgilenmiyor. Şu anda sorun olan durumu ben size söyleyeyim. Sorun ne? Bir kişi işten ayrıldıktan sonra 90 artı 10 gün, 100 gün SSK'lı sağlık hizmetlerinden yararlanır. Bağkurlu da 60 gün sağlık hizmetlerinden yararlanır. Sonra sağlık hizmetleri bitti. Şimdi emekli bitmeyen kişilerin sağlık sorunları varsa sağlıktan yararlanamıyor. Tabii. Yani büyük Yani sorun. bir an evvel bunların da çözülmesi gerekiyor. Bir taraftan EYT'li olup da emekli olamayan, bakın 4 milyon 500 bin sayı benim elimde. 1 Evet. milyon 800 bin kişi şu anda emeklilik için müracaatta bulunmuş. Geriye kaç kişi var şu anda emeklilikte yaşa takılmış? Emekli olması gereken, müracaatta bulunması gereken ama %80, %90'ının son 1261 günü ya da prim gün sayısının eksikliği, ne yapacağını bilmemesi nedeniyle 2 milyon 700 bin kişi şu anda ne yapacağını bilmiyor. Bilmiyor. Doğru. EYT'li
2 milyon 700 bin kişi var, ne yapacağını bilmeyen. 1 milyon 800 bin kişi emeklilik için müracaatta bulundu. Bu 1 milyon 800 bin kişinin işte yaklaşık 120 bin, 150 bin kişinin emekliliği kabul edilmeyecek. Geri kalanların emeklilikleri kabul edilecek. Geç de olsa emekli aylıklarını alacaklar. Önemli olan bundan sonraki süreçte EYT'li olup işte 3600 günü bekleyenler, 5000 günü bekleyenler, onlara şunu söylemiştim, çok artık beklemenize gerek yok, seçim bitti. Hükümet bu konuda bir vaatte bulunmadı. Yurt dışı ile ilgili biraz önce bulundukları vaadi dahi yurt dışından bulduk, altını çizdik, paylaştık, bunu takipçisi izledik. Ama hükümet biz kazanırsak 5000 gün getireceğiz, 3600 günde 50-55 yaşında emekli edeceğiz diye bir vaatte bulunmadı. Tam tersi yapmayacağız diye de açıklamalarda bulundu. Evet, yani şimdi bu durumda ne diyebiliriz? Yani bir şey diyebilir miyiz? Maalesef. Özgür Bey, o zaman sizle yayın öncesi yaptığımız yayın sohbetlerimizden, toplantılarımızdan hemen bir hatırlatma yapayım size. Demiştiniz ki bana bu EYT yasasıyla beraber çok büyük bir haksızlık oluştu demiştiniz. Evet. Yurt dışında yaşayanlara yönelik çok büyük bir haksızlık oluştu. Onu mutlaka yayında konuşalım demiştik. Hadi buyurun konuşalım. Nedir bu haksızlık? Biz onu anlattık. Anlattık, bir daha anlatalım. Yayın başında mı anlattınız? Hayır, daha önceki yayınlarda anlattık. Tamam. Yayın başında anlattık ya Şebnem Hanım, altını çizerek yurt dışı. Tamam. Doğru, yurt dışı. Evet, doğru. Biz de şey yapmışız demek ki, ben de kopmuşum bu sırada. Evet, tekrar tamam, değerlendirelim o zaman. Takipçisi olacağız yani. Dedik ama haksızlığı iyice ortaya çıkaralım o zaman. Bir kere daha vurgulayalım. Evet, benim mesajlarla uğraşırken gelen yorumlarla demek ki orada bir beynim karışmış. Evet. Kusura bakmayın. Şimdi AK Parti'nin seçim beyannamelerinde yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili neleri paylaştıklarını biz paylaştık. Orada bizi ilgilendiren sosyal güvenlikle alakalı bölümünde yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlar yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız diyor. Bakın AK Parti'nin seçim bildirgesi, isterseniz ana sayfasında paylaşabilirsiniz. Şu anda 30 Haziran'a kadar gündem konusu işte EYT'li olup o 2 milyon 700 bin kişinin içinde olup prim gün sayısını tamamlamak için borçlanma müracaatına bulunacaklar da. Fox TV'de ana haberler için şunu anlattım. Burada da anlatabilirim. Şimdi önemli olan şu Şebnem Hanım. 30 Haziran'a kadar doğum borçlanması, askerlik borçlanması, diğer borçlanmalarla müracaatta bulunup bu borçlanmaları öderse emekli olacak olan kişiler var. Ama bu paraları ödeyecek gücü olmayanlar var. Evet. Geçmiş dönemlerde emekli olabilecek kişilere kamu bankası, isimle verelim Halk Bankası aracılığıyla kredi verilirdi. O kredi kendilerine verilmez borca mahsup edilirdi ve o kişilere emekli aylığı bağlanırdı. Peyderpey de aylıklarından kesilirdi.